Evet, herkese iyi günler. Öncelikli olarak herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ben Doçent Doktor Muharrem Erol, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu güzel günde, bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getiren ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir etkinlikte, böyle bir sunum yapma fırsatı verdiklerinde iki ihtimalimiz vardı. Bir, meslektaşlarımıza bir anlatım yapacaktık. İkinci olarak da siz değerli hayvan sahiplerine bir sunum yapmamızı istediler. Ben de bir ortopedi uzmanı olarak öncelikli olarak kendi meslektaşlarımızla değişik platformlarda son zamanlarda sıkça bir araya geldiğimiz için sizleri birazcık sizlerle fazla bir araya gelemediğimizden dolayı açıkçası siz değerli hayvan sahipleriyle böyle küçük bir söyleşi yapmayı daha uygun buldum. Ve inşallah önümüzdeki bu bir saatlik süreyi güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü ortopedi vakaları veyahut da ortopedi hastaları gerçekten belli bir sürece ihtiyaç duyan hastalardır. Ben fakültede öğrencilerime ders anlatırken her zaman için söylediğim olay eğer biz bir hekim olarak bir ortopedi vakasının tedavisini yapıyorsak biz ancak işin %50'sini başarmışızdır. Geri kalan %50'lik kısmı ise hayvan sahibi ve biraz da hayvana kalmaktadır. Bunun da temel sebebi kırığın fizyolojik olarak iyileşebilmesi için geçirmiş veya isteyeceği süre olarak öğrencilerime açıklıyorum. Çünkü bir kırık kırıldıktan sonra kemiğin iyileşmesi biraz sonra da anlatacağım kısaca yaklaşık 6 ay ila 1 senelik bir süreci kapsamaktadır ki bu sürecin de takdir ederseniz büyük bir kısmını kliniklerde bu hayvanların geçirmesi pek mümkün olmamaktadır. Çünkü hayvanlar klinik ortamında sizlerden uzak kaldıkça gerek psikolojik yönde gerekse bir takım fizyolojik yönden işte kafeslerde kalması, küçük alanlarda barındırılması neticesinde bir takım istemediğimiz problemler de akabinde gelişebilmekte. O yüzden de biz ilk akut fazları safayı geçirdikten sonra ne yapıyoruz? Hastalarımızı sizlere emanet ediyoruz. Emanet ediyoruz diyoruz çünkü bu hastaların iyileşme periyodu ne yapıyor? Evde de devam ediyor ve bu dönemi hep beraber atlatmamız gerekiyor. Şimdi veteriner ortopedi hastası bizim için ne anlama geliyor? Özellikle lokomotor sistem dediğimiz kas ve iskelet sisteminde problem bulunan hastaları biz veteriner ortopedi hastası olarak isimlendiriyoruz. Bunlar bizim kliniğimize daha çok akut travmayla gelen hastaları oluşturuyorlar ki bunlar da günümüzde en fazla karşılaştığımız özellikle kedilerde yüksekten düşme, trafik kazaları, klasik maalesef problemimiz ve ateşli silah yaralanmaları. Onun yanında bir takım ortopedik hastalıklarla boğuşan işte metabolik hastalıkları, sistemik hastalıkları ve son zamanlarda evlerde yaşattığımız hayvanların yaşam süreleri de uzadığı için bir takım böyle görmeye, sıklıkla görmeye başladığımız tümörel oluşumlar bizim ortopedi hastalarının temel sebeplerinden kaynaklanıyor. Şimdi kedilerde yüksekten düşme. Bunu bilerek anlatmak istedim. Çünkü son zamanlarda gerçekten başımıza çok geliyor. Son dönemlerde özellikle evimizde beslediğimiz kedi popülasyonunda gerçekten büyük bir artış var. Tabii bu kediler nerede yaşıyor? Bizlerle beraber maalesef şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde yüksek apartman dairelerinde bu kedileri biz doğal ortamlarından alıyoruz. Tabii kedileri doğal ortamından aldıktan sonra evlerde yaşatırken kediler bildiğiniz gibi çok aktif, çok hareketli canlılardır. O yüzden de günlerinin büyük bir kısmını uyuyarak geçirseler bile aktif oldukları zamanlarda gerçekten dikkatleri çok dağınık bir şekilde ne yapmakta? Etrafta dolaşmaktadırlar. Bakın burada bir kedimizi görüyoruz. Ne yapmışız? Yüksek bir apartmanda neyin kenarında? Bir balkon kenarında gayet rahat, gayet mutlu bir şekilde duruyor. Fakat ben her zaman için söylüyorum, bu durmalar ne zamana kadar geçerli? Böyle sakin durmaları etrafından geçen maalesef bir kuş, bir böcek veyahut da bir kelebek görünceye kadar. Çünkü kediler içgüdüsel olarak avlanma ihtiyacı duyan hayvanlardır ve bir kedinin dikkati kuşu görünceye kadar geçerlidir. Kedimiz eğer kuşu gördüyse ve böyle bir balkon kenarında veyahut da pencere kenarındaysa bundan sonra yapacağı işlem her
Her ne kadar biz yapmaz desek de maalesef ki yapıyorlar. Artık o kuşun peşinden ne yapacaktır? Atlayacaktır. Ve atladıktan sonraki olaylar, işte bundan sonraki olaylar gerçekten önemli. Normalde kediler klasik olarak bildiğimiz nedir? Dört ayağın üzerine düşen canlılardır. Gerçekten yüksekten düşen kediler vücutlarını dengeleyerekten ne yapmaya çalışırlar? Yere düşmeye, en yavaş şekilde yere düşmeye çalışırlar. Tabii yerlerimiz kum veyahut da toprak bir zemin olsa veyahut da çim bir zemin olsa böyle bir düşmeden kedimiz muhtemelen yara almadan kurtulma ihtimali yüksektir. Fakat şehirlerde yaşadığımız için yani balkon altlarında veyahut da cam altlarında böyle bir ortam bulma şansımız birazcık az. O yüzden de kedilerimiz nereye düşüyor? Betona veyahut da sert zeminlere düşmek zorunda kalıyorlar. Tabii bu düşme esnasında kedilerin yoluna çıkan her türlü engel, bunlar neler olabilir? Çamaşır ipleri, televizyon antenleri veya klima üniteleri gibi yoluna çıkan engellere çarparak veyahut da onlardan tutunmaya çalıştığı zaman dengesini kaybetmekte ve bu sefer de dengesiz bir şekilde ne yapmakta? Zemine düşmekte. Özellikle çok çok yüksekten düşen hayvanlarda ki artık evlerimiz 10 katlı, 15 katlı, büyük şehirlerde daha da yüksek katlı evlerimiz var. Eğer bir kedimiz çok yüksekten düşüyorsa düşerken hızını azaltmak için bizim paraşüt pozisyonu dediğimiz oku takip ederseniz kendi hızını azaltabilmek için ne yapıyor kedimiz? Dört ayağını birden açıyor ve yere bir paraşüt gibi süzülerek düşmeye çalışıyor ki tabii bu düşüş esnasında tam yere çarpışta özellikle ekstremitelerdeki lezyonlarla beraber ciddi manada göğüs bölgesinde veyahut da karın bölgesinde karın içi organlarda problemlerle de biz ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz. Bu kadar yüksekten düşen bir kedi özellikle yere ilk temas ettiği anda ön bacaklarında en fazla kırıklara ne yapıyoruz biz klinisyenler olarak rastlıyoruz. Onun haricinde hayvan tabii çok yüksekten düştüğü için ayaklarıyla dengesini sağlayamadığı zaman ilk çarpacağı yerlerden bir tanesi de maalesef yüz ve ağız bölgesi oluyor. Tabii bu bölgede de damak yırtıklarına sıkça biz ne yapıyoruz? Yüksekten düşen kedilerde karşılaşabiliyoruz. Bunların haricinde yine önemli bir yüksekten düşme probleminde bizim karşılaştığımız lezyon ortopediyle çok alakası olmuyor ama özellikle karın boşluğunu ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran diyafram dediğimiz ince zarsel bir yapının yırtılması ve bu yırtılmaya bağlı olarak karın içi organların akciğer, kalp gibi hayati organların yanına geçmesi dolayısıyla hayvanların rahat nefes alamamasıyla sonuçlanan problemler de sıklıkla karşımıza gelmekte. Bir diğer problem günümüzde özellikle pencereler yine açık bırakılan yüksek katlarda açık bırakılan pencereler ne yapmakta? Kedimizin aşağıya atlayıp yaralanmasına sebep olmakta. Onun yanında V şeklinde açılan ve havalandırmayı sağlayan pencerelerde gerçekten kedilerimiz için oldukça büyük bir tuzak gibi görev görmekte. Çünkü neden? Kedilerimiz yine buradan evin içinden dışarıya atlamaya çalıştığında maalesef pencereden çıkamıyor ve pencereye fotoğrafta da gördüğünüz gibi takılıyorlar. Tabii bu takılmalardan sonra hayvan buradan kendisini kurtarabilmek için oldukça yoğun bir çaba sarf ediyor ve bu çabaların sonucunda da maalesef omurgasında kırıklar ki bu omurgada meydana gelen kırıklar geriye dönüşümsüz felçlere kadar ilerleyen tablolarla ne yapabiliyor? Karşımıza çıkabiliyor. Onun haricinde iç organ özellikle karın bölgesindeki organlarda yaralanmalar ve arka bacaklarda kırıklar da bu sıkışmalar esnasında ne yapabiliyor? Maalesef oluşabiliyor. Peki ne yapmamız lazım? Özellikle yüksek katlı evlerde yaşıyorsak ve kedilerimiz pencerelere, balkonlara çıkıyorsa muhakkak bir tedbir olarak önüne bu iş için yapılmış fileler ve teller var. Bunlardan gererseniz eğer hayvanlarımızın aşağıya düşmesine ne yapmış oluruz? Engel olmuş oluruz. Benim kedim yapmaz demeyin.
Kimi hayvanlar gerçekten yapmayacaktır ama dediğim gibi kedilerin dikkati çok çabuk dağılabilmekte ve önlerinden bir kuş veyahut da başka bir cisim geçtiğinde onları yakalamak için maalesef atlayaraktan bu tip yaralanmaları sıklıkla karşılaşabilmekteyiz. Bu yüzden de önlem almamız bizim için oldukça ve sizler için de oldukça önemli. Peki böyle bir vaka kliniğimize geldiğinde bizler ne yaparız? Bizler öncelikli olarak anemnez dediğimiz siz hayvan sahiplerinden hastalıklarla ilgili bir fikir alırız. Çünkü maalesef hayvanlarla neyimiz yoktur, bizim sözlü iletişimimiz yoktur. O yüzden de bu açığımızı biz sizlerle gidermeye çalışırız. Sizin vereceğiniz bilgiler biz hekimler için gerçekten çok önemli. Çünkü bir kazanın ne şekilde olduğu ve kazanın ne şekilde gerçekleştiği oluşabilecek travmalar ve lezyonları değerlendirmemiz açısından gerçekten bizlere çok büyük ışıklar tutacaktır. Mesela bir trafik kazasında bir araç hayvanımıza çarptı mı, yoksa tekerlek hayvanın üzerinden mi geçti veyahut da bir bacağın üzerinden mi geçti, yoksa hayvan aracın altında kalıp da bir müddet sürüklendi mi? Bakın bunların hepsinde oluşabilecek travmalar ve lezyonlar farklı farklıdır. Ve eğer bunları biz öğrenebilirsek gerçekten de hayvanımıza çok daha kısa sürede çok daha efektif şekilde yardımcı olabiliriz. Sizden bu bilgileri güzelce aldıktan sonra iyi bir fiziksel muayene ve bir takım ileri tetkik yöntemleriyle ki görüntüleme, röntgen, MR ve laboratuvar analizleri ve açık kırıklarda özellikle mikrobiyolojik tanı yöntemleriyle beraber biz hastalığımızı ne yapmaya çalışırız? Teşhis etmeye, hastamızı değerlendirmeye çalışırız. Şimdi ortopedinin en geniş konusu muhakkak ki kırıklardır. Peki kırık nedir diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap şudur. Kemik dokunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Tabii kırıklarda sadece kemik dokunun bütünlüğü mü bozuluyor? Maalesef hayır. Kemik dokunun bütünlüğüyle beraber kemik dokuyu çevreleyen kaslar, tendolar, damar ve sinir ağları da maalesef ne yapabiliyor? Etkilenebiliyor. Yumuşak, yassı bir kemikse ve mesela pelvis gibi veyahut da kafatası gibi hayati organları koruyan bir yerdeki kırıklarda yine iç taraftaki daha hayati organlar da bunlarla beraber, kırıklarla beraber ne yapabilmekte? Uzun ekstremite kırıklarında özellikle kemik kırığıyla beraber fotoğraflarda görüyorsunuz. Maalesef fotoğraflar pek iç açıcı fotoğraflar değil ama bizim kliniklerde sıklıkla karşılaştığımız fotoğraflar. Kemik kırığıyla beraber özellikle kas dokuda meydana gelen zedelenmeler hastalığın veyahut da kırığın iyileşme döneminde özellikle bizim için önem arz ediyor. Çünkü kaslardan meydana gelen travmalar sonrası işte yırtılmalar, kopmalar ve bu kasların iyileşmesi, kaslar hiçbir zaman için eski dokusuna ne yapamıyor? Ulaşamıyor. Çünkü kasların özel fibriler yapısı vardır. Ve bu fibriler yapısından dolayı kontraksiyon kabiliyetiyle kemiklerimizi ne yaparlar? Hareket ettirirler. Fakat kaslar iyileşirken bu fibriler veya kontraksiyonel güçlerini ne yapamıyorlar? Sağlayamıyorlar ve o yüzden de hareket yeteneklerini kısmen kaybediyorlar. Ve bunun için de bunları azaltmak için, bunların önüne geçmek için de bir takım fizik tedavi yöntemlerinden ne yapmak gerekiyor? Faydalanmak gerekiyor. Onun haricinde yine özellikle kemiklerimizin hemen etrafında bulunan sinirler, travma esnasında ciddi manada ne yapabiliyor? Zarar görebiliyor. Eğer bir sinirimiz zarar gördüyse sinirlerin de esas görevi şudur. Beyinden aldıklarını kaslara ve periferden aldıklarını da ne yapmaktır? Beyine doğru iletmektir. Hareket sistemi için beyin şu komutu verir. Ayağını kaldır. Ve kaslarımız kasılarak ve kasılmak suretiyle de kemiklerimizi hareket ettirerek kedimiz veyahut da köpeğimiz ne yapar? Ayağını kaldırır. Ama beyin bu iletiyi gönderiyor fakat sinirlerimizdeki bir kopukluktan dolayı veyahut da bir travmadan dolayı eğer sinir bunu kasa iletemiyorsa o zaman ne yapamayacaktır? Felç dediğimiz maalesef tablolar oluşacaktır ve hayvanlar bacağını kullanamayacaktır. Pardon.
Şimdi kısaca bunlardan bahsettikten sonra bizim için ve aslında sizler için en önemli olaylardan bir tanesi kırığın iyileşmesi. Kırığın iyileşmesi kendi içerisinde çok karmaşık bir takım fizyolojik olayları içeren bir süreçtir. Bu süreç yaklaşık olarak 6 ay ile 1 sene arasında devam etmektedir. Gerçekten uzun bir süreçtir ve bu kadar uzun süreç içerisinde de başta da söylediğim gibi bizim hayvanımızı veyahut da sizin hayvanınızı kliniklerimizde misafir etmemiz maalesef mümkün olmamaktadır. Şimdi kırık iyileşmesinin evrelerini kısaca anlatacak olursak ilk başta bir inflamasyon evresi vardır. Onun akabinde bir tamir evresi. Bu tamir evresinin içerisinde yumuşak kallus ve sert kallus dediğimiz kemik dokusunun iyileşme dönemi vardır ve en sonra da remodelasyon dediğimiz tekrardan kemiğin kırıktan önceki halini almasıyla karakterize olan dönem kendi içerisinde yer alır. Kırık iyileşmesinin evrelerini yatay diyagramda verdiğimizde inflamasyon fazı iyileşme olayının yaklaşık %10'unu, tamir fazı iyileşme sürecinin yaklaşık %40'ını ve remodelasyon dönemi ise iyileşme sürecinin yaklaşık %70'lik bir sürecini kapsayan dönemdir. Ve bu dönemde baştan sona kadar yaklaşık 6 ay ile 1 sene arasında değişen bir süreci kapsamaktadır. Bu sürece de etki eden faktörler vardır. Bunların en başında hayvanımızın yaşı gelir. Hayvanımız tabii genç bir hayvansa veyahut da yetişkin sağlıklı bir hayvansa bu dönemi atlatması birazcık daha kolay olacaktır. Ama birazcık daha yaşlı ve geriatrik bir hayvansa bu süreç maalesef birazcık daha uzayacaktır. Onun haricinde metabolik bir takım problemlerin bulunup bulunmaması, mesela şeker hastalığı gibi veyahut da bir takım başka hormonal bozuklukların olması bu süreci ne yapacaktır? Maalesef olumsuz yönde uzamasına yönelik olarak etki edecektir. İlk dönemin içerisinde inflamasyon dönemi gelir. İnflamasyon veyahut da yangı aslında vücudun alışık olmadığı duruma karşı vermiş olduğu ilk cevaptır. Kırıkla beraber, kırılan kemiğimizle beraber, kırılan kemiklerle beraber maalesef buradaki kan damarları da ne yapmaktadır? Etkilenmektedir ve kan damarları da travmatize olarak bölgede bir hematom dediğimiz, kırık hematomu dediğimiz bir kanama ne yapmaktadır? Şekillenmektedir. İşte bu aslında kanama bizim istediğimiz bir olaydır. Nasıl istediğimiz bir olaydır? Kırık olduktan sonra kırığın iyileşebilmesi için özellikle inflamasyon fazı çok önemlidir. Çünkü bu kırık hematomu veyahut da kanamasının içerisinde gelen hücreler, özellikle de platelet veyahut da trombosit ismini verdiğimiz hücreler burada bu kırık hematomunun pıhtılaşmasını sağlıyor. İlk aşamada bu pıhtılaşmayla beraber ilk hareketsizlik yani kemik dokusunun ilk hareketin azalması olayı ne yapılıyor? Gerçekleştiriliyor. Bununla beraber özellikle 3. 4. günden sonra kırık içerisindeki veyahut da hematom içerisindeki bu platelet hücreleri yavaş yavaş bir takım büyüme faktörleri salgılamaya başlıyor. Bu büyüme faktörleri de yeniden burada damar oluşumu, yeniden doku oluşumu, özellikle kırık iyileşmesi için gerekli olan kök hücrelerin ve bölgedeki hücrelerin kemik dokusuna farklılaşmasını ne yapıyor? Sağlıyor ve bunun sonucu olarak da birinci haftanın sonunda ikinci haftaya kadar bölgede yumuşak fibroblastlardan zengin bir granülasyon dokusu şekilleniyor. Daha sonra tamir aşamasına geçiyor. Tamir aşamasında bunun da kendi içerisinde iki dönemi vardır. Bir yumuşak kallus oluşumu, bir de sert kallus oluşumu. Yumuşak kallusta işte bu fibroz yapıdaki hematom yavaş yavaş içerisindeki hücreler farklılaşmaya başlayarak daha böyle kemik dokunun ilk halini alacak yumuşak kallus şeklini veriyor. Bunlar da bizim ortalama birinci haftayla ikinci hafta arasında geçen bir süreçtir. Biz bu süreci radyografide çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü neden dolayı? Kırık oluştuktan sonra iki kemik arasında biz kırık çizgisi deriz. Bu kırık çizgisi yavaş yavaş fibroz dokularla dolmaya başladığı dönemdir burası. Bundan sonra üçüncü dönemimiz artık sert kallus yavaş yavaş kemik dokunun, kemik matrisin
şekillendiği zamandır. Bu da yaklaşık 14. 15. günlerden işte 1. aya kadar devam eden süreçtir. Bu süre içerisinde burada hem hücresel hem de biyokimyasal anlamda çok önemli fizyolojik olaylar meydana gelmektedir. Ve bu dönem için bu dönemin tam manasıyla şekillenmesi demek kemiğin ilk defa kırıldıktan sonra sağlam bir şekilde tutması anlamına geliyor. Bu da yaklaşık 15. günlerle 1. aylık, 1 aylık dönem arasını kapsayan bir dönem. Bu dönemin tam olarak şekillenebilmesi için olmazsa olmazlardan bir tanesi hareketsizlik ve bir diğeri de bölgede enfeksiyonun olmamasıdır. Eğer bu dönemde tam bir hareketsizlik sağlanamazsa, yani hayvan bacağını hareket ettirmeye devam ederse ve kırık kemikler arası oynamaya başlarsa, maalesef sert kallus tam anlamıyla oluşamıyor ve dolayısıyla da kırığımız iyileşemiyor. Yine bu dönemde bölgedeki enfeksiyonun varlığı bölgenin pH'sını değiştirdiği için şimdi ilk kırık oluşumundan bu aşamaya gelinceye kadar ortam pH'sı birazcık böyle asidiktir. Fakat 10. günlerden sonra bölgenin pH'sı, kırık bölgesinin pH'sı yavaş yavaş alkali olmaya başlar. Tabii bu alkali olması da bize sağladığı fayda şudur: etraftaki kalsiyumun hücreler içerisine çökelmesini sağlamasıdır. Eğer bu şartı sağlayamazsak kalsiyum buradaki hücrelerin içerisine, genç olan hücrelerin içerisine çökelemez ve dolayısıyla da kemiğimiz sert bir yapı kazanamaz. Ve bunun sonucu olarak da kemiğimiz ne yapamaz? Maalesef iyileşemez. Bu süreçler, özellikle bu dönemler bizler için ve hayvanlar için gerçekten oldukça önemli olan süreçlerdir. Artık bundan sonraki dönem, sert kallus oluştuktaki sonraki dönem, bakın sert kallusta tam kemiğin normal bir yapısını göremiyoruz. Artık bundan sonraki dönemde buradaki hücrelerimiz aynı bir heykeltıraş edasıyla kemiğimizi ne yapıyorlar? 6 ay veya da 1 sene içerisinde kırıktan önceki haline, tekrardan eski haline getirmeye çalışıyorlar. Burada hücresel bazda bir slide koydum. Bu slaytta işte 3. haftalarda hücrelerimiz geliyor. Burada genç kemik hücrelerimiz var. Bunlar 3. ayın sonunda artık olgun olan kemik hücrelerine dönüşüyor. Bu kısmı birazcık detaylı anlattım. Birazcık sizi sıkmış olabilirim. Kusura bakmayın. Fakat bunu bilerek böyle uzun anlattım. Çünkü bir kırığın iyileşmesi için geçen süre minimum yaklaşık 1 ay. Tekrardan kemiğin eski hale dönmesi için geçen süre ise 6 ay ile 1 sene arasında bir zaman almaktadır. Biz kliniğe bir hayvan geldi, hayvanımızı ameliyat ettik ve ondan sonra hayvanımızı hayvan sahibine teslim ettik. Bu hayvan maalesef hemen iyileşmiyor. Bu gerçekten iyileşme ne yapıyor? Kendi içerisinde işte bu karmaşık fizyolojik olaylarla beraber yaklaşık 1 ay ve akabinde de 6 ay ile 1 senelik bir süreci kapsıyor. O yüzden de biz hekim olarak üzerimize düşeni yaptığımız kadar siz hayvan sahipleri de bizim daha sonraki söyleyeceğimiz şeyleri muhakkak yerine getirmeniz gerekiyor ki bu süreci hep beraber minimum hasarla hayvanımız fazla bir zarar görmeden ve mutlu bir şekilde atlatmaya çalışalım. O yüzden bunu birazcık kusura bakmayın birazcık böyle uzun anlattım. Başımıza gelenlerin en kötüsü ne olabilir? En kötüsü maalesef hayvanımız bir kaza geçirip bir ekstremitesi kırılabilir. Olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Benim de evde kendi kedilerim var. Böyle bir olayla karşılaşmayı gerçekten istemem. Ama böyle bir olay olduktan sonra da bu olayları bertaraf etmek adına ne yapıyoruz? Bizler buradayız. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki böyle bir olay oldu. Hayvanımızın başına böyle bir kaza geldi. Ne yapacağız? Öncelikli olarak vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna hayvanımızın naklini gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii bu nakli gerçekleştirirken hayvanımızın ilk başta gerçekten canı epey yanacaktır. Ve bu hayvanımızı nasıl nakledeceğiz? En az hareket ettirerek
sağlık oluşunu ne yapmaya çalışacağız? Götürmeye çalışacağız. Çünkü kırık olan bacağımız bu hareketler esnasında ne yapabilir? Kırık olan kemik içeriden dışarıya doğru etraftaki kasları, sinirleri ve damarları travma yaratabilir. Bunun için de en güzel yapacağımız şey öncelikli olarak hayvanımızın yanına gideceğiz. Onu bir sakinleştireceğiz. Çünkü bu travmadan sonra gerçekten onlar da korkuyorlar. Ve sizin onlara göstereceğiniz sevgiyi ve şefkati gerçekten hayvanlarda hissetmek istiyorlar. Ne yapacağız? Önce onların yanına gideceğiz ve onları bir sakinleştireceğiz. Güzelce onları sakinleştirdikten sonra şöyle bir etrafına bir bakarsınız. Herhangi bir kanaması var mı yok mu? Eğer bir kanaması yoksa yavaş yavaş onu bulunduğu yerden çok fazla sert olmayan hareketlerle yumuşak bir şekilde elimizi hayvanın altına sokarak onu kucağımıza almaya çalışırız. Ve kucağımıza aldıktan sonra tabii hayvan ilk başta canı yandığı için size reaksiyon gösterebilir. Bu sırada kendinize de dikkat edebilirsiniz. Tercihen bir taşıma boksuna veyahut da daha büyük bir köpekse yattığı bir şey varsa onun üzerine ne yapacağız? Hayvanımızı alacağız ve burada sessiz ve sakin bir şekilde beklemesini sağlayacağız. Eğer bu süre içerisinde hayvan çırpınmaya çalışacaktır, kaçmaya çalışacaktır ama siz başında olur da ona sürekli sevginizi ve şefkatinizi gösterirseniz bu süreci birazcık daha rahat atlatırsınız. Peki bu sırada travmanın etkisiyle ciddi bir kanaması olabilir. Ciddi bir travması olabilir. Eğer hemen hayvanı kliniğe götüremiyorsanız, o zaman yapacağımız işlem eğer ekstremitelerde ise tercihen steril bir gazlı bezle veya çok acil bir olay oldu. Elinizin altında hiçbir şey yok. Temiz bir bezle en azından o kanamanın üzerine bastırıp kanamasını durdurmaya çalışıp ondan sonra hayvanı sakinleştirip en kısa süre içerisinde nereye alacağız? Kliniğimize götürmeye çalışacağız. Bunları söylemeden önce tabii bu kliniğe transport esnasında ve daha sonra özellikle evdeki ilk bakım esnasında sizin dikkat edeceğiniz hayvanda bir takım parametreler vardır. Bunlardan bir tanesi hayvanın mental durumu. Hayvanın mental durumu kapalı mı, açık mı? Bu gerçekten çok önemli. Özellikle kafa travması alan hayvanlarda. Çünkü herkes kendi hayvanını bilir ve kendi hayvanın çevreye ve size karşı olan davranışlarını çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Eğer bundan bir ayrılma varsa bunu muhakkak hekimimize söyleyeceğiz. Yine bu süreç içerisinde kötü bir travmada geçirdiyse eğer hayvanımız özellikle transport esnasında eğer yaptıysa idrarını ve yaptıysa dışkısını muhakkak bir gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer idrarında veyahut da dışkısında bir kan varsa bunu kliniğe vardığınız zaman da hekim arkadaşa söylemeniz gerçekten birçok şeyin önüne geçecektir. Çünkü bu almış olduğu travma ile beraber idrar yollarında veyahut da silik kesesinde bir yırtılma olabilir. Tabii hayvan idrarını yaptığı zaman idrarın içerisinde kan olması demek buralarda ciddi bir travma olduğunu anlamına geliyor. O yüzden çoğu kişi telaş içerisinde maalesef tabii bunlar gözden kaçabiliyor veyahut da çok dikkat edilmiyor ama özellikle idrar veyahut da dışkı yaptıysa bunları bir takip etmeniz iyi olacaktır. Bu arada yine solunumda herhangi bir değişme var mı yok mu? Hayvan kustu mu? Eğer kustuysa yine içeriği nasıldır? Bunları iyice gözlemleyip hemen kliniğe ulaştığında hekim arkadaşa söylemeniz hem hastamızın hem de bizler açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Peki kliniğimize böyle bir vaka geldiğinde bizler ne yaparız? Hastamızı tedavi etmek için özellikle kırık vakalarını tedavi etmek için osteosentez dediğimiz kemiklerin karşı karşıya getirilmesi, operatif olarak karşı karşıya getirilmesi işlemlerini yaparız. Veya destekli veyahut da desteksiz bandaj uygulamalarıyla hastamızı ne yapabiliriz? Takip edebiliriz. Bunlardan en basiti ve en kolayı aslında bandaj uygulamasıdır. Çünkü hayvanı fazla ne yapmayız? Bu esnada travmatize etmeyiz. Bandaj dediğimiz destekli bandajlarla hayvanların bacaklarının veyahut da ekstremitelerin belli bir süre, o süre nedir? Başta da söylediğim gibi yaklaşık bir aylık bir süre hareketsiz tutmaya çalışırız ki o esnada ne olsun? Kırığın size başta da anlatmış olduğum o fizyolojik süreçleri gerçekleşerek kırığımız ne yapabilsin? İyileşebilsin.
Peki her kırık bandaj için uygun mudur? Maalesef her kırığımız bandaj için uygun değildir. Bir kırığı biz bandaj alabilmemiz için minimum düzeyde yer değiştirmiş olmasını, dışarıdan redükte edilebilir, yani dışarıdan el hareketleriyle veyahut da el manipülasyonlarıyla kırık uçlarının karşı karşıya getirilmesi %100 sağlanmalıdır ve burada minimum istenilen temas %50 oranında kemiklerin birbirine ne yapmasını sağlarız, temas etmesini isteriz. Ama yan tarafta görmüş olduğunuz gibi bir kırığımız varsa ve bakın burası femur, yani uyluk kemiğidir bir kedimizin. Çok kötü bir şekilde distal kısmından kırılmış. Biz bu bacağı ve bize hayatta da bu kemiği ne kadar bandajı almaya çalışırsak çalışalım, bu kemikler karşı karşıya gelmeyecektir. Bandajı alsak bile tekrar hayvanımız bandajın içerisinde bacağını hareket ettirmeye çalıştığında ne yapacaktır? Hemen bu kısım iki kemik birbirinden uzaklaşacaktır. İki kemik birbirinden uzaklaşırsa tabii bu sefer çok kötü bir kallus veyahut da hiç iyileşmeme olayıyla karşılaşabilir ve hayvanımız bundan sonraki hayatında maalesef sakat kalacaktır. Böyle bir durum istemeyiz ve biz o yüzden de bu tip vakalarda özellikle üst ekstremite kırıklarında daha çok operatif işlemleri tercih ederiz. Çünkü ön bacaklarda ve arka bacaklarda üst taraftaki kemikler vücuda belli bir açıyla yerleşmiştir. Ve etrafında çok şiddet, çok kuvvetli kas grupları vardır. O yüzden de bunların maalesef bandajla tedavisi de zor olmaktadır. Bandajlarda yeri gelmişken de söyleyeyim. Bir aylık bir bandaj tedavisinden sonra, bir aylık bir bandaj tedavisinden sonra tabii ekstremiteyi bandajdan çıkarttıktan sonra o bölgenin sizler ne olduğunu görürsünüz. Gerçekten zayıfladığını görürsünüz. Çünkü kullanılmayan kaslar ne olacaktır? Atrofi olacaktır. Zaman içerisinde inceleyecektir veyahut da fonksiyon yapma niteliklerini yavaş yavaş kaybedeceklerdir. Ki bu incelik ilk başlarda tabii böyle çok hoş gözükmüyor fakat yavaş yavaş fizik tedavilerle veyahut da hayvanların yavaş yavaş bacağını kullanmasıyla beraber sonraki dönemde tekrardan eski kas kütlesini hayvanlar ne yapabilmektedir? Geri kazanabilmektedir. Bizim bir diğer tedavi yöntemimiz kafes istirahatidir. Bakın köpeğimiz çok güzel bir şekilde bunu ne yapıyor? Kendisi yapabiliyor. Şimdi konumuz kırıklar olduğu için ve şöyle söyleyeyim ben. Kemikler veyahut da bacaklar vücudun yükünü çekerler. Bu yük tırnak ucundan başlar. Ön tarafta kürek kemiğine, arka tarafta kalça kemiğine kadar ne yapar? Uzanır. Eğer burada kemiğimizdeki kırık yük çeken bir yerde ise o zaman biz bu kafes istirahatini yapamayız. Fakat kırığımız yük çeken bir yerde değilse ve anestezi ve diğer bir takım komplikasyonlar da fazla olabilecekse biz ne yaparız? Hayvanımızı dar bir kafeste fazla hareket ettirmeden en azından bu ilk bir aylık süreyi atlatarak kırığın iyileşmesini ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Fakat her kırık için bunu uygulayabilir miyiz? Uygulayamayız. Eğer çok dislokasyon varsa röntgende görüyorsunuz ve vücudun yük çeken yerindeyse bu kırıklarımız maalesef bu işlem için ne olmayacaktır? Kafes istirahati uygun olmayacaktır. Bandaj ve kafes istirahatinde eğer bir kırığı tedavi edemeyeceksek o zaman geriye hangi seçenek kalıyor? Maalesef geriye tek bir seçeneğimiz kalıyor. O da operasyon kararı vermek. Peki operasyon kararı verdikten sonra sizleri neler bekliyor? Burada en kritik dönemlerden bir tanesi operasyon öncesi dönemdir. Çünkü operasyon öncesi dönem hastalarımızın gerçekten özellikle de bu tip vakalarda ciddi travmalar geçirdiği ve hayatlarının da ciddi manada etkilenebileceği bir 24 ila 48 saatlik minimum bir dönemi geçiren bir süredir. Bu süreç içerisinde almış oldukları travmaya bağlı olarak hayvanlarda ciddi bir yaşamsal kayıp gibi problemlerle biz ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz ve o yüzden hemen aslında
hekim olarak bir hayvan atıyorum mesela bacağında bir kırık var. Bacağındaki bu kırık hayvanı yaşantısını zora sokmaz veyahut da yaşantısını kaybedecek bir pozisyona aldırmaz. Fakat bu bacağındaki kırıkla beraber hayvanın almış olduğu travma mesela iç organlarda bir kanamaya, diyaframatik bir fıtığa, iç organlarda yırtılmaya gibi hayvanın hayatını riske atacak bir takım şeyleri ne yapabilir? Veyahut da akciğerlerinde, göğüs bölgesinde ciddi bir travmaya hayvanın hayatını ne yapabilecektir? Riske atabilecektir. O yüzden biz travmayla gelen hastaları hemen geldiği gibi ortopedik yönden ameliyat etmek istemeyiz. Bu süreci gözlemleyerek ve birazcık daha böyle stressiz atlatabilmeleri için bir 24 ila 48 saat döneminde süresinde ne yaparız? Bekleriz. Ve tabii bu bekleme esnasında da sürekli olarak hayvanları takip ederiz. Aslında en iyi şartlarda bu sürenin bir klinikte veyahut da veteriner hekim gözetiminde geçirilmesidir. Çünkü altta yatan travmadan nasıl bir probleme yol açtığını tam bilinmediği için çıkabilecek her türlü komplikasyona karşı bu sürecin bir klinikte geçirilmesi oldukça uygun olacaktır. Eğer böyle bir komplikasyon çıkarsa hemen anında ne yapılacaktır? Müdahale edilecektir. Fakat bazen ne yapamıyoruz? Bu süreci kliniklerde değil de evlerde atlatabiliyoruz. Artık kliniğin şartları müsait olmuyor. Veyahut da sizin hayvandan ayrılmak birazcık zor geliyor. Veya ne bileyim çeşitli sebeplerden dolayı hayvanları ne yapıyoruz? İlk genel muayenesini ve tedavisini yaptıktan sonra operasyon günü gelinceye kadar sizlere emanet edebiliyoruz. Da bu sürede sizin evde dikkat edeceğiniz şeylerin başında hayvanımızı eve götürdükten sonra muhakkak sessiz, sakin, loş ışıklı bir yerde ameliyat gününe kadar ne yapmasını sağlıyoruz? Beklemesini sağlıyoruz. Çünkü bu süre içerisinde fazlaca hareket etmek ne yapabilir? Olayı daha da kötü bir hale getirebilir. Bu dönemde evimizde başka hayvanımız varsa yaralı hayvanımızın yanına bu hayvanları muhakkak yaklaştırmayacağız. Çünkü diğer hayvan olayı tam bilmeyecektir ve ne yapmak isteyebilir? Oyun oynamak isteyebilir. Bu da yaralı hayvanımızın daha fazla hareket etmesine sebep olacaktır. Yine eğer bu süre içerisinde size bir pansuman veyahut da yapılmanız veteriner hekiminiz tarafından söylendiyse bunları aksatmadan mümkün olduğunca yapılmasına özen göstereceğiz. Yine bu süre içerisinde veteriner hekiminin size vermiş olduğu ilaçları aksatmadan yapmaya ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Onun haricinde yine köpeğimizin evde de aynı şekilde İdrar çıkışlarına, dışkı çıkışlarına, gıda alımlarını ne yapacağız? Muhakkak not edeceğiz. Eğer kötü bir durum varsa, mesela kanlı bir idrar yaptıysa, dışkısından kan geldiyse bunu hemen hekim arkadaşa ne yapmamız gerekiyor? Acil bir şekilde söyleyip o zaman hayvanımızı kliniğe ne yapabiliriz? Alabiliriz. Ve operasyon günümüz veyahut da operasyon saatimiz yaklaşıyorsa hayvanımızı ameliyattan önce 12 saat boyunca ne yapmamız gerekiyor? Aç bırakmamız gerekiyor. Operasyondan önceki açlık bizim için gerçekten önemli. Bizim için gerçekten önemli. Tabii hayvanımız için de gerçekten önemli. Çünkü biz ilaçlarımızın dozunu hayvanlarımızın canlı ağırlığına göre veririz ve anestezik maddelerde gerçekten güvenlik aralığı birazcık daha dardır. Ve o yüzden de hayvanımızın kilosu bizim için önemlidir. Eğer hayvanımız operasyona gitmeden önce ciddi manada karnını doyurursa bu bizim hatalı doz ayarlamamıza ne olabilir? Sebep olabilir. O yüzden operasyondan önceki 12 saat boyunca ne yapacağız? Hayvanımızı aç bırakacağız. Bir diğer problem operasyon öncesinde, sırasında veyahut da sonrasında maalesef anestezi ile beraber hayvanlarda ne şekillenebiliyor? Kusma olayları şekillenebiliyor. Eğer hayvanımızın midesi doluysa ve hayvanı biz anesteziye aldıysak bütün refleksleri ortadan kalkacak için eğer hayvan kusarsa bu mideden gelen içerik akciğerlerine kaçabilir.
ve akciğerlerine kaçarsa o zaman da solunum yollarını tıkayarak maalesef hayvanımızın ölmesine sebep olabilir. O yüzden ameliyattan önce ne yapıyoruz? 12 saat önce hayvanımızı aç bırakmaya başlıyoruz. Eğer bu hayvanımız küçük bir yavruysa bunu 2 ila 3 saatlik bir süreye ne yapabiliriz? İndirebiliriz. Çünkü küçük hayvanlarda maalesef glikojen deposu yoktur. Ve o yüzden de açlığa çok fazla ne yapamazlar? Bunlar tolere edemezler. Hayvanımızı kliniğe götürdüğümüzde hekimimizle şunları konuşmamız gerekir. Daha önceden hastamız bir ameliyat geçirdi mi? Özellikle geçirdiği bu ameliyat bizim ortopedik vakayla ilgili de olabilir, başka da olabilir. Burada bizim en çok merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi hayvanın daha önce bir anestezi aldıysa anesteziye vermiş olduğu yanıtı biz her zaman için merak ederiz. Çünkü bazı ilaçlar bazı hayvanlarda bazı ırklarda diğer ırklara göre farklılık ne yapabiliyor gösterebiliyor. Bir hayvanın anesteziye vereceği cevap diğer hayvanla aynı olmayabiliyor. Özellikle anestezi uyguladıktan sonra anesteziden uyanma dönemi çok uzun geçen bir hastayı siz eğer hekiminize söylerseniz bundan sonraki yapacağı işlemlerde aynı anestezi protokolünün değil de bir farklı olanı tercih ederek bu süreci daha da kısaltmaya yönelik olarak ne yapabiliriz? Çalışmalarda bulunabiliriz. Yine bunun yanında ilaç alerjisi eğer hayvanımızın bir ilaca karşı alerjisi de varsa bunu da ameliyata girmeden önce muhakkak ne yapmamız gerekiyor? Hekim arkadaşa söylememiz gerekiyor. Bütün bunların ışığında öncesinde değerlendirdikten sonra artık bizler de ne yapıyoruz? Operasyonlarımıza giriyoruz ve evet ortopedik operasyonlar gördüğünüz gibi oldukça karmaşık geçen nelerdir? Aslında işlemlerdir. Peki biz burada ne yaparız hekim olarak? Operasyonlarda özür dilerim. Çeşitli plaklar ve vidalar kullanarak hayvanlarımızın kırık kemiklerini karşı karşıya getirip onların hareketsizliğini sağlamaya çalışırız. Özellikle plak ve vida osteosentezinde kullanmış olduğumuz implantlar cilt altında kaldığı için bunların operasyondan sonraki bakımları nispeten birazcık daha kolaydır. Ve iyi bir stabilizasyon yapıldıysa aslında çok fazla bandaja da ihtiyaç duymayan sistemlerdir bunlar. Yani operasyondan sonraki dönemde sadece sizlerin evde yara hattını korumanız, operasyon bölgesinin yara hattını korumanız ve hayvanın kontrollü bir takım bizlerin söylemiş olduğu kontrollü hareketlere izin vermenizle beraber ne olacaktır? Postoperatif dönem evde çok rahat bir şekilde atlatılabilecektir. Peki biz her kırıkta plak ve vidayı kullanabilir miyiz? Maalesef her kırıkta plak ve vidayı kullanamıyoruz. Bunun yerine bazen pin ve serklaj ile osteosentezde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Tabii bunlar da oldukça sağlam işlemlerdir. Kuralına uygun olarak yapıldığı müddetçe. Fakat özellikle pin osteosentezi, plak osteosentezi gibi rotasyonel güçlere yani dönme güçlerine tam böyle ne yapamayacaktır? Engel olamayacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için kilitli bir takım intramedüler pin uygulamaları yapılabilir. Fakat temelde intramedüler pin uygulamasında rotasyonel yani dönmesel güçlere karşı kemiğin neyi yoktur? Birazcık zayıflığı vardır. O yüzden bu tip vakaları özellikle pin osteosentezi yapılmış hayvanları eve götürdükten sonra nasıl olsa ameliyat olduğu kemiğin içerisine bir implant koyuldu diye serbest hareketlerine ne yapmamamız gerekiyor? Çok fazla müsaade etmememiz gerekiyor. Çünkü hayvan mesela bacağının üstüne kalktı ve döndü. Bu esnada implantımız ne yapacaktır? Yavaş yavaş yerinden oynayabilir. Eğer implantımız yerinden oynarsa ne olacaktır? İmplantın yukarıdan girdiği noktadan dışarıya doğru migrasyon dediğimiz dışarıya doğru çıkabilir. Eğer böyle bir çıkma varsa ve siz evde hayvanınızın mesela bacağın üst tarafında alt tarafındaki o pinin ucu neredeyse oradan böyle bir yükseklik hissederseniz hemen hekiminize ne yapmanız gerekiyor? Başvurmamız gerekiyor ki o da bize en büyük göstergesi şudur. Hayvanımızın çok fazla miktarda hareket ettiğinin bir göstergesidir.
Bizim kullanacağımız bir diğer yöntem eksternal iskeletör fiksatörlerdir. Biz eksternal iskeletör fiksatörleri genel itibariyle açık yarası bulunan vakaları daha çok tercih ederiz. Çünkü açık yarası olduğu için bu açık yaranın günlük pansuman yapılması gerekir. Bu günlük pansuman yapılmasıyla beraber açık yara zaman içerisinde kapanır ve açık yaranın kapanmasından sonra da kemik doku ne yapacaktır? Yavaş yavaş iyileşmeye başlayacaktır. Eksternal iskeletör fiksatörler yine oldukça kuvvetli ne sağlayacaktır bize? Fiksasyon sağlayacaktır. Fakat en büyük dezavantajları şunlardır. Pin dibi enfeksiyonları maalesef bunlar da sıklıkla karşımıza gelebilmektedir. Pin dibi enfeksiyon dediğimizde bakın fiksasyon için kemiği tutturduğumuz şu kemik metal pinlerin tam böyle deriden geçtiği yerlerin bakımlarının düzgün yapılması gerekir. Eğer bu bakımları günlük ve düzgün bir şekilde yapmazsak buradan girecek mikroorganizmalar pin vasıtasıyla kemiğe kadar ulaşır ve pinin kemiğe girdiği yerde yavaş yavaş lizisler başlar, yani erimeler başlar. Dolayısıyla buradaki implantta gevşemeler oluşur. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki operasyonu da bitirdik. Operasyondan sonraki dönemde bizi neler bekliyor? Beklentiler nelerdir? Bu dönemde hastanın hekimin de hasta yakından bolca beklentisinin olduğu bir dönemdir aslında. Hasta için bir an evvel sağlıklı ve konforlu yaşamına geri dönmek ister. Ağrı ve acısının olmamasını ister. Yine eskisi gibi atlamak, hoplamak, zıplamak, yapabildiği tüm aktiviteleri ve yaramazlıklara kavuşmak isteyecektir. Tabii bunları da yapabileceği bir süreç vardır. Onu da size baştan söylediğim gibi o süreci düzgün bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Atlatmamız gerekiyor. Hekimin beklentisi nelerdir? Hekim hastasını iyileştirebilmeyi bekleyecektir. Sağaltım seçeneği olarak belirlenen yöntemi en uygun ve doğru şekilde uygulayarak bunun devamlılığını sağlayabilmek hekimin beklentilerinin arasındadır. İşte bu devamlılığın sağlanması da bizlerin sizlerden beklediği bir beklentidir. Ki bu dönemde operasyondan kararından sonraki dönemde hasta için gerek evde gerek klinikte önerdiği bakımlarımızın, ilaç kullanımlarının ve kontrol zamanlarının öngördüğümüz sürelerde aksatılmadan uygulanılması gerekmektedir. Şimdi bu beklentilere bizler ve sizler nasıl karşılık vermeliyiz? Bizler öncelikli olarak kedilerimizin ve köpeklerimizin hiç hoşuna gitmediği, hiç hoşlaşmadığı, ondan sonra ilk zamanlarda böyle hayattan küsecek derecesinde nefret ettikleri bu yakalığı ne yaparız biz hayvanlarımıza? Maalesef takarız. Peki bunu takmamızın sebebi nedir? Bunu takmamızın en büyük sebebi operasyon bölgesini hayvanlarımızın yalamasına engel olmak. Çünkü çünkü hayvanlarda şu özellik vardır. Kendi üzerlerindeki, kendi vücutlarının üst kısmındaki vücudun üstündeki bu yabancı materyalleri ne yapmaya çalışacaklardır? Hayvanlar sürekli olarak atmaya çalışacaklardır ki bizim uygulamış olduğumuz bu dikiş yöntemleri de bunun başında gelir. Ve dikişlerde tabii yavaş yavaş iyileşirken eğer böyle vücuduna dikiş atılan da varsa bunlar böyle tatlı tatlı kaşınmaya da başlıyorlar. Tabii hayvanlar da bunu ne yapacaklardır? Yalamak veyahut da tırmalamak suretiyle bir takım bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Tabii bu esnada neler olur? Bu esnada neler olur? Hayvanların dillerinde ve ağızlarında tabii binlerce mikroorganizma bulunduğu için ya dikişlerini açacaktır veyahut da bizim operasyon bölgemize enfeksiyon ne yapacaklardır? Bulaştıracaklardır. Kırık iyileşmesinde şunu demiştik. Özellikle 7 ila 14. günler arasında
7 ile 14. günler arasında enfeksiyonun kesinlikle olmaması gerektiğini belirttik. Çünkü bu döneme kadar kırık ilk oluştuktan yaklaşık işte 1 hafta 10 güne kadar ortamın pH'sı asidiktir. Bundan sonra 10. günlerden sonra ortam pH'sı kırık bölgesinde alkali olmaya başlar. Bu alkali olması demek burada çoğalan hücrelerin içerisine yavaş yavaş kalsiyum tuzlarının birikmesi ve dolayısıyla da kemiğin sertleşmesi anlamına gelir. Eğer bölgede bir enfeksiyon varsa bölge sürekli olarak asidik olarak kalacaktır ve dolayısıyla da kalsiyum kemiğin içerisine birikemeyecektir ve dolayısıyla da kemiğimiz iyileşemeyecektir. Kalsiyum asidik ortamda gerçekten çözünür. Bunu da şöyle söyleyeyim. Mesela bir limonu alıp da mutfak mermer tezgahının üzerine koyarsak eğer oraya ne yapacaktır o limon? Zaman içerisinde eritecektir. Çünkü neden? Limon asidik olduğu için ve mermer de kalsiyum bazlı olduğu için ortamdaki kalsiyumu çözecektir. O yüzden bizim için gerçekten bu 7 ila 14 günlük süre içerisinde ortamın özellikle alkaliye dönmesi önemlidir. Ve bu alkaliye dönmesinde en büyük önündeki problemlerden bir tanesi de maalesef ki enfeksiyonlardır. O yüzden biz hayvanlarımızı operasyondan sonra muhakkak yakalığımızı takarız. Ve bu taktığımız yakalıkla da hayvanların nereye ulaşmasını, operasyon bölgesine ulaşmasını, yalamasını, oradaki dikişlerini açmasını ve enfeksiyona oluşmasını engellemeye çalışırız. Ve bu yakalığı taktıktan sonra hayvan gerçekten hayata küsüyor. Yem yemek istemiyor, kenara çekiliyor, böyle mutsuz bir şekilde duruyor ve sizin bir takım böyle iyi duygularınızdan faydalanmaya çalışıyor aslında. Diyor ki çünkü kendisi bir uğraşıyor, çıkartamıyor bu yakalığı ve diyor ki artık bunu çıkart, ben bundan mutsuzum. Fakat buna çok fazla aldanmamak lazım. Özellikle söylediğim işte bu 1 hafta ve 10 günlük bu dikişler alıncaya kadarki dönemi muhakkak yakalıkla hayvanımıza destek vererek atlatmamız gerekiyor. Yem yeme konusunda sıkıntılar duyacaktır. Yeme ulaşma konusunda sıkıntılar duyacaktır. Bunları ne yapacağız? Muhakkak hayvanımıza yardımcı olacağız. Taktığımız yakalıkla eve koyduğumuz sular muhakkak ne olacaktır? Su içmesini, su almasını sağlayabilecek şekilde devamlı bizim gözetimimiz altında olması gerekiyor. Tabii yakalığı taktıktan sonra ev ortamında kedimizi veyahut da köpeğimizi saldığımız yerde bu yakalığın böyle takılmayacak, hayvanın askıda kalmayacak bir şekilde çevre şartlarını ayarlamamız lazım. Aksi takdirde hayvan buraya yakalığını taktırabilir ve kendisini kurtaramayınca da maalesef kötü sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Bir diğeri pansumanın yapılması ve bandajların değişimi. Kedimizin veyahut da köpeğimizin bacağına operasyondan sonra ne yapabiliriz? Yine bandajlar kullanabiliriz. Eğer içeriye koyduğumuz fiksatörün yeterli gelmediğini düşünüyorsak ve hayvanın daha iyi olacağını düşünüyorsak bandajla da ne yapabiliriz? Biz bunları destek verebiliriz. Tabii burada dikkat edeceğimiz nokta evde bunları hayvanların ıslatmaması. Bu ıslatmayı da nasıl yaparlar? Yalarlar, aşırı derecede yalarlar veyahut da idrarlarıyla bunları ıslatabilirler. Suyun içerisine ne yapabilirler? Girebilirler. Bandajların kesinlikle kuru olması gerekir. Aksi takdirde buradan girecek olan sıvının içerisinde mikroorganizmalar çokça ürerler ve operasyon bölgesinde enfeksiyona ne yapabilirler? Sebep olabilirler. Yine bir hayvanımız bandajını eğer açtıysa bunu takip edeceğiz. Bandajını açtıysa hemen bandajını eğer hekimin söylediyse size şu şekilde takviyesini yapın diye onun takviyesini yapabilirsiniz veya hemen kliniğe götürerek bandajımızın yenilenmesini ne yapabiliriz sağlayabiliriz. Eğer açık yaralarımız varsa ve eksternal fiksatör kullanıldıysa bu açık yaraların pansumanını ve bakımını hekiminizin size söylediği şekilde günlük ve hatta saatlik olarak takibin ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Çünkü bu açık yaralarda enfeksiyona açıktır bunlar. Ve buradaki enfeksiyonu siz ne kadar çabuk giderebilirseniz kırığımız da ne olacaktır? O kadar çabuk iyileşecektir. Özellikle eksternal fiksatörlerde bakın pin dibinde neler gelişebilir demiştik. Enfeksiyonlar gelişebilir demiştik. Eksternal fiksatörlerde açık yara tedavisiyle beraber günlük olarak günde 1-2 defa bu kemiğe giren pinlerin de diplerini muhakkak ne yapmamız gerekiyor? Temizlememiz gerekiyor. Reçete edilen ilaçların kullanımı
Özellikle enfeksiyon kapımının önlenmesi açısından antibiyotik kullanımı bizler için çok çok önemlidir. Eğer antibiyotiklerinizi yaptırabiliyorsanız intramusküler veyahut da intravenöz enjeksiyon tarzında antibiyotikleri yaptırabiliyorsanız çok daha iyi olacaktır, çok daha etkili olacaktır. Ama eğer hap tarzında veyahut da şurup tarzında ilaçlar verildiyse hayvanlarımızın bunu gerçekten yuttuğundan ne olmamız gerekiyor? Emin olmamız gerekiyor. Mesela bir sosisin veyahut da köftenin içerisine koyulup da hayvanın önüne verilen bir tableti ne yapıyorlar? Çok güzel bir şekilde sosisini yiyorlar. İçinden tabletini çıkartıp kenara koyuyorlar. Eğer bunun takibini yapmazsak hayvanım nasıl olsa bunu yedi diye düşünürsek bu sefer bölgede neler şekillenebilir? Gerçekten enfeksiyonlar şekillenebilir. Mesela bu tabletleri ezerek gıdaların içerisine karıştırarak vermek suretiyle hayvanların yemesini ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Burada en büyük problemi aslında bize kediler çıkarır. Kediler özellikle gıdaları konusunda çok seçicidirler. Tabii hekim arkadaşların da ilaçları yazarken siz bunu söylerseniz benim kedim çok seçicidir, böyle ilaç vermem zor oluyor şeklinde kendi hayvanınıza bir takım böyle karakteristik özelliklerini söylerseniz bu dönemi çok daha rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Atlatabiliriz. Esas bizim için en önemli konuya geldik. Hareketlerin sınırlandırılması. Şimdi bizler hekim olarak operasyonları ne kadar iyi yaparsak yapalım, ne kadar kuvvetli implantasyonları seçersek seçelim. Eğer hayvanlarımızı eve gönderdikten sonra videolarda da gördüğünüz gibi veyahut da ciftlerde de gördüğümüz gibi bu hayvanlarımız sınırsız bir şekilde hareket etmeye devam ederse kırık bölgesinde muhtemelen bir takım problemleri ne yapabiliriz? Yaşayabiliriz. Çünkü kırığın iyileşme sürecini bu yüzden birazcık detaylı anlatmaya çalıştım. Gerçekten kırığın iyileşmesi yaklaşık bir aylık bir süreci kapsıyor ve kemiğin tekrardan eski haline gelmesi 6 ay ile 12 ay civarında uzun olarak sürebiliyor. Bu ilk bir aylık dönemde özellikle 15 ile 30 günlük dönem içerisinde hayvanımızın muhakkak sakin, fazla hareket etmeyecek bir şekilde ne olması gerekiyor? Tutulması gerekiyor. Tabii bu fazla hareketsizlik şu anlama gelmesin. Biz hayvanımızı bir yere kapatalım. Kafes istirahati hariç devamlı burada kalsın anlamına gelmesin. Tabii biz bu hayvanı ne yapacağız? Kasların en azından hareket edebilmesi için yavaş yavaş hareketlerine imkan sağlayacağız. Tabii bu hareketler ne olacak? Tamamen sizlerin kontrolü altında olacak. Çok fazla böyle hoplama, zıplama, hareket etme özelliğini ne yapmayacaklar hayvanlar? Göstermeyecekler. Eğer öyle bir şey olursa işte bu 14. 15. günlerde ve daha sonraki devam eden günlerde bu hareketsiz veyahut da fazla aşırı hareketten dolayı bizim burada tam kaldusumuz ne yapmayabilir? Şekillenmeyebilir. İçeriye koyacağımız implantlar, içeriye koyacağımız bu vidalar, plaklar ne yapabilir yerlerinden? Maalesef çıkabilir. Eğer bunlar yerlerinden çıkacak olursa tekrar bir daha revizyon dediğimiz, tekrar bir daha ikinci bir ameliyata bütün bu süreçleri baştan ne yapabiliriz? Başlayabiliriz. Pekala, implantımız ne yapabilir bu süre içerisinde? Biz ne kadar kuvvetli implant kullansak da gerçekten bu tür atlama ve zıplama hareketlerinde kemik üzerinde inanılmaz bir stres ortaya çıkmakta ve bazen maalesef implantlarda kırılmalar da veyahut da implant kayıpları da şekillenebilmekte. O zaman da ta başa dönerek aslında revizyon işlemlerini ne yaptırmaktayız biz? Gerçekleştirmekteyiz. Evet, konu aslında çok geniş, çok uzun. Bir saatlik bir süremiz oldu. İnşallah olayları böyle birazcık daha kabaca anlatabildik burada. Ama benim temelde değinmek istediğim nokta bir kemiğin nasıl iyileştiğiydi, hangi süreçlerde iyileştiğiydi ve bu süreçlere bizim nasıl yardımcı olmamız gerektiğiydi. Temel olarak bunu anlayabilirsek, bunu kavrayabilirsek gerçekten hayvanlarımızın postoperatif dönemde çok rahat bir şekilde geçirmesini sağlar. Bir an önce de kemiklerin iyileşmesine yardımcı oluruz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir tane sorumuz varmış galiba. Düşme sonrası ekstremitelerde gözlenen fleksör ya da ekstensör pozisyonda kalması, üstüne basmaya devam etmesi veya
sürümesi sinirsel hasar için tanı koymamıza yardımcı olur mu? Hande Nur Hanım'ın bir sorusu. Evet, bunlar bize yardımcıdır aslında. Bu tip bir problemi olduğunu hekim arkadaşa söylemeniz en azından sinirsel yönden de bacağın değerlendirilmesi için önem arz edecektir. Eğer kliniğe böyle bir problemle bana gelirseniz veyahut da bunu söylerseniz ben ne yaparım? O zaman ilgili ekstremitedeki sinirsel faaliyetleri nasıl olduğunu anlamaya yönelik olarak muayene yöntemlerimi uygularım. Ve bu muayene yöntemlerinin sonucunda da eğer baktım gerçekten sinirlerde bir takım hasarlar varsa kırık tedavisiyle beraber bu sinir hasarlarını da önlemeye ne yapmaya çalışırız? Yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Başka soru da yok galiba. Ben çok memnun oldum. İnşallah bir saatlik süreyi iyi değerlendirebilmişizdir. Sizlere en azından ufak tefek bir takım böyle doneler verebilmişizdir. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan bu etkinliği oluşturan ekibe, arkadaşlara. Çok çok sağ olsunlar. En azından bizleri sizlerle buluşturdular. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum sizlere.